Şimdi yine bir boru düşünelim. Burası girişi, buradan bir akışkan geçiyor. Akışkanın hızı V1. Giriş basıncı ise P1. Borunun giriş alanı, ona da A1 diyelim. Borumuz böyle yukarı kıvrımlı olsun. Çıkış ucuna doğru daralsın. Ve sıvının bordan çıkış hızı V2 olsun çıkış basıncı, yani borunun çıkışında bir zar olduğunu varsayarsak, sıvının o zara uygulayacağı basınç, P2 olsun. Ve çıkış alanı, ki burada giriş alanından daha dar, A2 olsun. Şimdi bu ucun ortalama yüksekliğine H1 diyelim, H1 diyelim. Ve suyun çıktığı bu ucun ortalama yüksekliği de H2 olsun. Kesitlerin üst ve alt uçları arasındaki farka takılmıyoruz, ortalama yüksekliği alıyoruz. Çünkü borunun giriş ve çıkış çapları bu yüksekliklerin yanında ihmal edilebilecek kadar küçük kalıyor. Bu da h2 dedik. Tabi unutmadan bu borunun içinden bir akışkan geçiyor. Şimdi madem düzeneyimiz bu şekilde devamlı sürekli karşımıza çıkıp duran enerjinin korunumu yasasına geri dönelim. Neydi kapalı bir sistemde bir cisme giren enerji o cisimden çıkan enerjiye eşit olmak zorundaydı. Yani giren enerji eşittir çıkan enerji. Bu uçta sisteme giren enerji neye eşit? İlk iş, artı sistemin bu noktadaki potansiyel enerjisi, artı sistemin bu noktadaki kinetik enerjisi. Enerjinin korunumu yasasından biliyoruz ki bu şuna eşit olmalı. Son iş artı son potansiyel enerji artı son kinetik enerji. Daha önce birçok kez demiştik ki ilk kinetik enerji artı ilk potansiyel enerji son kinetik enerji artı son potansiyel enerji eşittir. Ama bir sistemdeki ilk enerji bir işin sonucunda da ortaya çıkabilir. O yüzden eşitliğe işleri de ekledik. Ama anlamı aynı. Giren enerji, çıkan enerjiye eşittir. Şimdi bunu bildiğimize göre bakalım çizdiğim bu boruyla ne gibi ilginç problemler oluşturabiliriz. Sisteme giren iş nedir? İş, kuvvet çarpı yola eşit olduğuna göre, burayı açalım. İlk kuvvet çarpı ilk yol. O halde t sürede yapılan iş nedir? Geçen videoda görmüştük. T sürede buradaki akışkan bu kadar ilerliyor diyelim. Bu mesafe neye eşit? İlk hız çarpı zaman. Artık ne kadar bir süreden bahsediyorsak yani t. Bu yola eşit. Peki kuvvet nedir? Kuvvet basınçla yüzey alanının çarpımıdır. Kuvveti alana bölüp alanla çarparsak bu eşitlikten faydalanabiliriz. İlk kuvvet bölü ilk alan çarpı ilk alan. Kuvveti böldüğüm sayıyla çarptım. Burası basınç, bu da alan. Yol ne eşittir? İlk yol çarpı ilk hız çarpı zaman yani ilk iş eşittir. İlk basınç çarpı ilk alan çarpı ilk hız çarpı zaman. Peki bu alan çarpı hız çarpı zaman neye eşittir? Yani bu alan çarpı bu uzaklık neye eşit olur? Verilen sürede boruya giren akışkanın hacmine eşittir. Değil mi? Yani burası söz konusu sürede boruya giren akışkanın hacmidir. Buna giren hacim diyelim. Yani bu giren hacim. Peki biz başka neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Yoğunluk hacim başına düşen kütledir. Başka bir deyişle hacim çarpı yoğunluk eşittir kütle. Daha da başka bir deyişle hacim eşittir kütle bölü yoğunluk. Baya saçmalıyor gibi göründüğümün farkındayım ama birazdan hepsi anlamlı gelecek. Sisteme giren iş eşittir ilk basınç çarpı verilen sürede boruya giren akışkanın hacmi. Bu hacim de verilen sürede boruya giren akışkanın kütlesinin öz kütlesine bölümüne eşit. Umarım biraz mantıklı gelmeye başlamıştır. Ve şunu biliyoruz ki giren hacim çıkan hacme eşit olmak zorunda. Ve yoğunluk değişmediğine göre giren kütle de çıkan kütleye eşit olacak. O yüzden kütlenin sonuna giren veya çıkan yazmak zorunda değiliz. Kütle sabit. Herhangi bir anda sisteme giren kütle çıkan kütleye eşit olacak. Devam edelim. Burada sisteme giren iş için ilginç bir ifade var. Sistemin sol taraftaki potansiyel enerjisi nedir? İlk potansiyel enerji neye eşit olmalı? Az önce bahsettiğim akışkan kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi çarpı ilk yükseklik. Peki akışkanın ilk kinetik enerjisi nedir? Akışkanın kütlesi, yani sürekli karşımıza çıkan bu silindirin kütlesi, çarpı akışkanın ilk hızının karesi bölü 2. Yani bu kadar süre geçtikten sonra bu noktada sistemin toplam enerjisi ne olur? Sisteme ne kadarlık bir enerji girişi olmuştur? Yapılan iş kadar. Yani ilk basınç, burada yer kalmayacak galiba. Hepsini sileyim. Çünkü çok da uzattık yine. Kafa karıştırmaktan iyidir. Her şeyi siliyorum. Her şeyi siliyorum. Umarım sıkılmıyorsunuz. Tamamdır, kaldığımız yerden devam. Sisteme giren toplam enerji, yapılan toplam işe eşit olacak. Bu formatta tekrar yazıyorum. İlk basınç, yani P1, çarpı kütle bölü sıvının yoğunluğu, hangi sıvıdan söz ediyorsak, bu ilk iş, artı, potansiyel enerjimiz neydi? M, G, H, M çarpı G çarpı H. M, akışkanın kütlesi, H, ortalama yükseklik. Ağırlık merkezinin gezegen yüzeyinden yüksekliği gibi düşünebilirsiniz. Burada G yazdığımıza göre dünyada olduğumuzu varsayıyoruz. H1 yazıyorum çünkü yükseklik değişiyor. O halde ilk potansiyel enerjimiz bu. Artık kinetik enerji. M çarpı V ilk kare bölü 2. Bu da ilk kinetik enerjimiz. Biz biliyoruz ki bu, sistemden çıkan enerjiye eşit olmak zorunda. Biraz daha yer açalım, şöyle yan tarafa düzgün bir şekilde yazarım. Önce denklemler için yer açayım da. Evet. Yani burası böyle komple çıkan enerjiye eşit olacak. O da nedir? Son iş, yani çıkış basıncı, çarpı kütle, bölü yoğunluk artı son potansiyel enerji. Mg H2 H2 artı çıkış kinetik enerjisi. Yani M V son kare bölü 2. Evet yine çok uzattık, çok uzattık. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşürüz.